Musun? Nedir? Bak ben avukatına. Söyle, çıkar kardeşim. Hiç gerek yok. Bak Mersin Barosu. Söylemen de yeter. Söyle, devamını bak, söyle. Biz hukuk devletiyiz. Evet, biz hukuk devletiyiz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, Anayasa Mahkemesi'nin sıkıntı kararlarını yok, uygulamakla yükümlüyüz. Avukat olmana bayıldım. Yükümlü konuşalım bu konuyu beraber. Yükümlüyüz. Biz bunları uygulamakla yükümlüyüz. Evet. Biz, Anayasa Mahkemesi bir karar vermiş. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir karar vermiş. Biz diyoruz ki kardeşim hayır, biz bile sözleşmesi tarafıyız. Devam Avrupa et, İnsan devam Hakları Sözleşmesi aynı zamanda tarafıyız. Diyoruz ki yok kardeşim, biz istemiyoruz. Yok, biz sizin şeylerinizi uygulamıyoruz. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bak bunu yaparsam böyle bir hukuk devleti olamaz. Şimdi vatandaş olsaydı zorlanırdık. Vatandaş olsaydı. Demirtaş'ın ben. Yok yani bir saniye. Umurumda vatandaş, bile olmayan vatandaş, bir adam. Vatandaş, bak vatandaş ama olsaydı zorlanırdık. Ama hukukçu olman çok güzel. Niye biliyor musun? O adamın yargılamanın uzun sürmesi sebebiyle. Kesinleşmiş bir cezası var mı? Var. Kontrol et, var. Şu an hatırlamıyorum. 7-8 dosyadan kesinleşmişi var. Uydurmalar. Yok. Uydurmalar. Ne? Hangisi uydurma kardeşim? Şuradan geçen her adam Apo'nun heykelini dikeceğiz diyorsun. Hangisini alıyorsun? Hangisini çek alıyorsun? Çek şuradan alması gerekmiyor mu? Bir saniye. Çek alması gerekiyor mu? 8 yıl yatıramazsın ama. 6-8 Ekim olaylarında. Bir saniye. 6-8 Ekim olaylarında. Yok yok. Dur dur ya. Bir saniye. Bak bir saniye. Bir saniye. Buradan oraya atlama. Yo, tamam, kalk kalk. Diyorum. Şurayı bir konuşalım. Tamam. Nasıl yapılıyor bir konuşalım. Tamam. Tezgah nasıl oluyor? 6-8 Ekim olaylarında bu adam evet, milleti sokağa döktü mü orada? Evet. Döktü. Azmettiriciliğini yaptı mı? Yattı. Onlarca orada vatandaşın kanına girdi mi? Girdi. Devletimizi kuracağız dedi mi kürsülerden? Söyledi mitinginde. Tam tersi şeyleri de söyledi. Ne söyledi? Tam tersi şeyleri de söyledi. Tam tersi mesela, şeyi söylemesi. Bir saniye. Tam tersini söylemesi. Bak. Her şeyi bu adam bak, söyledi. Tam tersi. Tam bak, bak ne yapıyorsun? Şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun o sürekli yapmaya çalıştığı hayır, numarayı yapmaya çalışıyor. Hayır, olmaz. Abi bak. Bu adam bak, ahim dedin de. Ahim dedin. Ahim dedin de. Ahim dedin ya. Ahim demedin mi sen? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi demedin mi? Bir saniye abi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde hangi dosyası? Baktın mı ona? Evet. Hangi dosyası söyle? Halkı kim ve düşmanlığı tahrik etmek. Ha, halkı kim ve düşmanlığa tahrik etmekten olan dosyasında ne çıkmış? Yargılamanın uzun sürmesi mevzusu. Değil mi? Haklı mı? Haklı mevzu. Sıkıntı yok. De bu adam tek dosyadan yargılanmıyor ki kardeşim, nereye serbest bırakıyorsun? Bu adamın azmettiriciliği var. Milleti sokağa çıkardı. Milletin kanına girdi. Terör söylemleri aleni. Bakın, bakın bir dakika. Kesti zaten. Arkadaşlar bakın bir dakika. Bir dakika. Şu anda kesti. Abiciğim ezbere konuşma. Ezbere konuşma. Ezbere konuşma. Şimdi ahim mevzusunda algı yönetimini kim yapıyormuş? Bir dakika, bir dakika. Bir dosyadan verilmiş kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar verdi. Selahattin Demirtaş dışarı çıkmalı. Hikayesini Avrupa kim atıyormuş? Peki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi neye bir göre bir dosyadan verilmiş karar. O dosyaya göre tutuklamanın. Tamam. Ya ben şu an sana serbest bırakılması lazım. İşte avukat an, olarak ben de sana soruyorum. Avukatsın ve için hukuki bak. Abi cezası var adamın. Bak Selahattin Demirtaş çıkmalı demiyorum. Bak cezası var adamın. Allah belasını veriyorsa versin, benim umurumda değil Selahattin Demirtaş. Ben, neden ya, var? Hayır hayır onu diyorum hayır. Bak Demirtaş yok, yok. Tabii ki öyle. Tabii ölenlerin ki öyle de ailesi var. Hayır hayır onu demek evet istemiyorum. Ben başka bir şey öldürülen diyeyim. Yasin Börü'nün de var. Bir dakika. Yok Yasin Börü'nün de ailesi var. Konuş. Konuşuyoruz biz onu. Şey biz onu konuşuyoruz. Ablacığım lütfen ezbere konuşma. Kemal Kılıçdaroğlu seni kandırıyor, sen buraya geliyorsun. Kemal Kılıçdaroğlu kandırıyor, sen bana geliyorsun. Ya olabilir. Şeyiniz tamam. Şimdi konuşacağız biraz. Aklıma gel. Altın 284 sayılı kanun ne? Altın 284 sayılı kanun. Şu anda cari mi? Kadına şiddetin önlenmesi cari mi? Cari mi? Senin bu şey var ya. Bir saniye. Kadesler. Bir saniye. Hani seni biri takip ediyor. Cari mi? Karakola gidiyorsun diyorsun. Abicim. Biri takip ediyor. Cari mi? Mağdurenin beyanı esastır diyor. Tamam mı? Cari mi? Senin beyanını esas alıyor. Neden? Çünkü bir kadın kolay kolay kimse iftira atmaz. Bir saniye. Ama bu zihniyet ne yapıyor? 6284'ü kaldıracağız diyen zihniyet. Şimdi ahimi bir halletmiş olalım. Oradan da Kades'e 6284'e girelim. Bir saniye abla. Ablacığım bir saniye. Şu anda Selahattin Demirtaş'ın mevzusunu konuşuyoruz. Ne dedin? Konuşacağını az önceki abiye söylediğini kesmezsin. Yayınlasana. Yok yayınlayacağım. Adama sen tantana yapma dedin. Evet dedim. Hangi CHP milletvekili bunu söyle? Ben CHP milletvekili değilim. AK Parti milletvekili de değilim. O yüzden konuşma. Ya da her neyse. Hangi şimdi ahim mevzusunda ne yaptık? Bu adamın kesinleşmiş hüküm giydiği dosyalar var. Ve bunlardan dolayı bu adam içeride yatıyor. Ben şimdi şunu soruyorum. Ben şimdi o zaman Kemal şimdi, Kılıçdaroğlu olsun, milliyetçi bakalım. Üst sınırını hepsini. Oho. İnfaz burada infazı arkadaşımı ararım. Ya söyledi zaten. Söyledi zaten. Kemal Kılıçdaroğlu dedi. Bana oy verin dedi. Çıkaracağım.
Bana oy verin. Onun Selahattin Demirtaş serbest kalacak dedi. Bu kadar basit. Biz PKK'ya verdik abi. Evet verdin. Verdin. Farkında olmadan verdin. O algı yönetimine. Evet. Bal gibi de verdin. Bal gibi de verdin. Farkında olmadan verdin. Adam yalan attı. O ekonomiyi mi konuşalım? Ekonomiyi mi konuşalım? Ben avukatım. Ekonomiyi konuşalım. Ekonomiyi konuşalım. Avukat Bey. Avukat Bey. Ekonomiyi konuşalım. Ben sana söyleyeyim. Ben Kürt'üm. Bir saniye. Asla HDP'ye oy vermem. Ben vermiyorum. Ben de vermiyorum. Veriyor, veriyor. Ha, veriyor. Bak geçti. İşte bak görüyorsun. Evet veriyorsun. Evet veriyorsun. Veriyor. Haberin yok. Bak bana diyor ki haberin HDP'ye yok. Kemal Kılıçdaroğlu ayarlıyor. Sen de veriyorsun. Haberin yok. Tamam işte. Kılıçdaroğlu da kol kola gidiyor. Kol kola gidiyor. Sıkıntı yok. Şimdi ekonomi dedi. Çözüm sürecinde biz o kadar dedik ki yapmayın. Çözüm sürecinde ne yapalım? Bu iş böyle çıkmıyor. Dur. Çözüm sürecinde biz dedik ki bak biz milliyetçiydik dedik ki milliyetçiyiz biz dedik ki bakın yapmayın. Siz çözüm süreci diye PKK ile dağlarda çadır mahkemesi kurup görüşüyorsunuz. Oraya gidiyorsunuz, buraya gidiyorsunuz. Bakın bunlar Diyarbakır'da, Sur'da, orada, burada silah depoluyorlar. Yapmayın. Hendek kazıyorlar. Yapmayın. Sen mi dedin bunu? Biz dedik. Yani halk olarak biz dedik. O zaman tamam, dedik. Tamam, ben o zaman MHP'de siyaset yapıyordum. Sıkıntı yok. Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyaset yapıyordum ben o zaman. Biz dedik o zaman. Tamam. Ne oldu? Hendek'te bir sürü şehit çözüm verdik. Sürecinden çözüm önce. Süreci bitti. Sonra ne oldu? Biz terörist olduk. Çözüm sürecinden paşalar, önce. Milliyetçi sen terörist olmadın. Sen niye? Öyle oldu. Biz terörist olduğun gazını niye yaşıyorsun? Yok, öyle bir şey yok. Ben demagoji yapmayalım. Bana terörist olalım. Ben terörist olmam. Çözüm, bir saniye. Bir saniye. Bak şimdi, çözüm sürecinden evvel bütün Avrupa'da, Amerika'da, Türkiye nasıl pazarlanıyordu? Zaten nasıl pazarlanıyordu? Oraya da geleceğim. Oraya da geleceğim. Nasıl pazarlanıyordu? Bitmişti. Evet, tabii canım. Tabii. Sıfırdı. Ondan sonra mayınlar. Sıfırdı. Evet, aynen öyle. Tabii. Terörün en düşük olduğu zaman AK Parti. Evet, tabii. Terörün en düşük olduğu zaman. Tabii ki. Evet, adamlar sınırdan böyle bize el sallıyordu, oraya geçemiyorduk. Kimse öyle bir şey demedi. Şimdi mevzuya gelelim, orada söylediğin. Yurt dışında Türkiye'yi nasıl pazarlıyorlardı? 3 ay önce adama hırsız dediniz. Katil devlet Türkiye, Kürtleri katlediyor falan filan. Ve bizim diplomatlarımızın bu kampanyaya karşı elinde hiçbir şey yoktu. Tayyip Erdoğan orada bir süreç başlattı. Avrupa'yı da buna şahit etti. Süreci kim baltaladı? Onlar baltaladılar. Ondan sonra biz ne yaptık? Ben sana bizim yaptığımız şeyi söylemeyeyim. Direkt Duran Kalkan'ın söylemiş olduğu şeyi söyleyeyim. AKP MHP faşizminden kurtulmamız lazım. Bunu söyleyeceğim. Arkadaşlar AKP MHP daha söyleyeceğim. Yok. Sonra. Bunu bitirelim. Duran Kalkan'ın konuşması kime yarar? Kemal Kılıçdaroğlu'na mı yarar, Tayyip Erdoğan'a mı yarar? Bunu düşünün. HDP'nin başındakiler de yapıyor. HDP'nin başındakiler de yapıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na şans vermeliyiz diyorlar. Tayyip Erdoğan lider var orada bir tane. O demiş, bu demiş, ona bakmıyorum ben. Saygı duyuyorum abi. Bu adam Cumhurbaşkanı adayı oldu mu? Evet, oldu. Evet. Daha evvel İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde ne dedi? Çıkarırsak dedi, işçilere bir şey yaparsak, şeref sözü, namus sözü. Oo, 15 bin kişiyi çıkardı. Ya, 15 bin kişiyi çıkardı. Dur. Ben sana devamını söyleyeyim. Fazla işçi. Hiçbir belediyede fazla alındı. İstanbul, Mersin, Ankara, İstanbul, çıkarıldı. Mersin. Çıkarıldı. Söylüyorum da sana. CHP'nin milletvekili bak çıkarıldı diyorum. Seçime iki ay herhangi bir suç duyurusu vesaire alındı. İşçinin alındı. Ne dediler? Fazla işçi dediler değil mi? Hayır. Hayır öyle bir şey yok. 15 bin kişi çıkarıldı. 20-25 bin kişi alındı. İlk defa liyakat gördü ya. Liyakat? Bu İstanbul ilk defa liyakat. Bak ben sana liyakatı söyleyeyim. Liyakatın ne? Spor AŞ'de kızcağız müdür. Nasıl müdür oldu biliyor musun? Sevgili başkanım Ekrem İmamoğlu kitabını yazarak. Liyakat böyle liyakat olur. Tamam mı? Liyakat böyle olur. Siyasetçiyim ben abla. Bir dakika. AK Parti Recep Tayyip Erdoğan'ı savunuyorum. Evet. Ben de İsa git o zaman. Bir saniye. Bir dakika. Sen ne karışıyorsun? Sen ne karışıyorsun? Adamla sohbet ediyoruz. Karışma sen. Buyurun. Yok bir dakika. Ben bağırma. Bağırma. Ben aylardır karşılaşsak diye bekliyorum. Gel. Başka bir şey söyleyeceğim. Dur abla bir şey söyle. Amerika'daki iki tane NASA'da çalışan karı koca. Arkadaşlar nasıl anlatıyorlar? Amerika'ya gitti, Amerikalı getiriyor. Bu adam ülkeyi satıyor. Bu ne biçim Türk? İki Türk. Bunlar iki dünyanın en zengin iki Türklerinden, dünyanın en zengin insanlarından ikisi. Karı koca. Bunlar Türk. Burada uzay çalışması yapamadığı için Amerika'ya gitmişler. Allah Allah. Kılıçdaroğlu Amerika'ya gitmiş. Bir saniye. Kılıçdaroğlu Amerika'ya gitmiş demiş ki. Uzay çalışması. Kardeşim, çok önemli bak. Bizim size ihtiyacımız var.
Gelin. Yok yok, dalgayı dalga geçmiyorum. Eksik bilgiyle konuşuyor. Dur. Konuş. Ben demiş. Hayır. Dur. Sen. Ben senin hakkından yürüyorum ama. Sen dur. Sen dur. Sen bir dur. Sen bir dur. Birazdan gelirsin. Birazdan. Sen devam et. Bir dakika. Buyurun. Bu iki Türk buraya gelip uzay çalışması yapmak isteyen zaten onlar da istiyordu. Anlatabiliyor muyum? AKP iktidarı bunu nasıl lanse etti? Zaten en güzel yaptı AKP iktidarı. Ben saygı duyuyorum, bir şey demiyorum. Devam et. En güzel yaptığı şey algı yönetimi. Nasıl algı yönetimi yaptı? Vay Amerikalı'ya güveniyor. Vay bizim millet. Ben milliyetçiyim kardeşim. Ben Mersin'in Erdemliyim. Erdemli'yi bilen var mı? Biliyorum kardeşim. Sen de olabildiğin küçük adamı. Kimse bana yani ben şimdi Kılıçdaroğlu gürültü yapma. Ben bunu düşünmüyorum. Siz de onlar daha milliyetçi, ben milliyetçi değil miyim şimdi? Şimdi devamını getireyim mi ben? Şirketin ismini biliyor musun? Unuttum. Sierra Nevada. Tamam. CIA ile bağlantısı var. CIA'nın taşeronu. Nerede? Taşeronu dur. Bir saniye ablacığım, müdahale etme. Müdahale etme. Oraya birazdan geliriz. Tencereye birazdan geliriz. Sohbet ediyoruz ya biz. Bir saniye ablacığım. Ablacığım bir saniye. Bak ekonomiye birazdan geleceğiz. Sen bana bırak. Sierra Nevada. Kardeşim. Biz uzayı istemiyoruz ya. Ablacığım bir dur. Bir şey konuşuyoruz. Sierra Nevada. CIA'nin taşeronu mu? Bak taşeron bu bir. Tamam CIA taşeron ne yapacak? Bir saniye. Uzay çalışması yapılıyor değil mi? CIA bu iki uzay... Türkiye'ye abicim bir söyleyecek. Sus konuşuyoruz ha? Da. Bir dur müdahale etme. Adamla konuşuyoruz. Ne dedin? Aynen. Bak ne dedin az önce? CIA diyorum ki CIA iki tane Türk'le Türkiye'yi mi ele getirdi? Bak şimdi bir saniye dur. Sen hükümetin engel olmasın. Dur. Engel sakin ol. Devamı var onun. Şimdi uzay ajansı ne zaman kuruldu? 2017 olsa gerek. Kuruldu. Bununla alakalı kapatma davası da açmaya çalıştı CHP. Kanun hükmünde kararnameye karşı. Kuruldu. Kemal Kılıçdaroğlu Özmen ailesi Atatürk Havalimanı'nda bu çalışmaları yapsın diye konuşurken Teknofest İstanbul o sırada kurulmuştu. Kurulmuştu Teknofest İstanbul. Bir saniye. Cumhurbaşkanı orada iki kişi çıkardı. Dedi ki bunlar da o işi onlar yapacak arkadaşlar. Yapsınlar, bak, ya bizim ablacığım var. Bir saniye bunu bir konuşalım. Şimdi söylediğim şeyi anladın mı? Adam bir şey anladın. Çalışma bitmiş. Adamlar bulunmuş. Bunlar gidecekler zaten. Uzay ajansı ile alakalı çalışmalar zaten tıkır tıkır işliyor. Yapılıyor. Kurum kurulmuş. Tam Teknofest'ten evvel adam mevzunun içerisine giriyor bir anda. Özmen ailesi diyor. Şimdi bak çok dikkat et. Bir nokta daha vereceğim. Bir saniye abla. Bilim çok güzel var. Geleceğim şimdi oraya. Şimdi hadiseye çok dikkat et. Sierra Nevada dedik değil mi? Şirket. Sierra Nevada şirketinin daha evvel bizim Anka 2013 yılı olsa gerek 6 Aralık test sürüşü yapılıyor ve çakılıyor. Yapılan araştırmalarda bulgular arasında otomatik iniş sistemi. Peki, o zaman peki, ithal edilmiş. Kimden gelmiş biliyor musun? Kılıçdaroğlu şöyle bir şey söyledi. Sierra Nevada'dan gelmiş. Ben bir saniye. Bak, sabotaj bir olayına bak. Çalışma yapmayacak. Ya şu sabotaja bir bak. Şey ondan bahsetmiyorum. Sabotaj olayına bir bak. Kontrol et. Hemen bak orada. Hemen bakabilirsin. 2013 İHA sabotaj Anka isminde. Şimdi gel. Uzay ajansı dedin. Uzayla biz böyle birazcık daha geriye gidelim oradan gelelim. Ben uzayla benim bak orada Adnan Menderes. Benim değindiğim bak, nokta uzay bak, çok ajansı. Çok önemli bir şey. Bilakis olmamız lazım. Algı yönetimi falan yok. Algı yönetimini yapan Kemal Kılıçdaroğlu. Çünkü uzay çalışmaları zaten milliyetçi. Yemin ediyorum sana. Tabii CIA'nin taşeronunu ben getireceğim adama. Buraya dersen milliyetçinin kralı olursun. Milliyetçinin kralı Kemal Kılıçdaroğlu. İşte onu söylüyorum. Böyle söylersen Selo'yu serbest bırakacak.